içlerinde bulunan tünellerin oradayı. Kemaliye tünelleri deniyor buraya. Burada yapılan bir taş düşmesini engellemek için çalışmalar oldu. Depremden önce. Ummalı bir çalışma vardı. Burada yapılan teller sözde araçların üstüne düşen taşları ve yola gelen taşları engellemek adına yapılıyordu. Fakat kışın eriyen buzlar ve buz sarkıtları oluştuğu için telleri aşağı çekti. Önceden sadece taşların yüzünde oluyordu buzlar. Şimdi tellerin etkisiyle de tellere damlayan sular donarak buz sarkıtları telleri iyice aşağı çekti ve yapılan çalışma boşa çıkmış oldu. Burada yapılan çalışma doğayı bozmuyor ama tünellerin taş yolunda, özellikle taş yoluna herhangi bir çalışma yapılmıyor. Asfalt çalışması yapılmıyor. O da tünelin işte özelliğini bozuyor diye bazı vatandaşlarımız bu işe engel çıkmaya çalışıyorlar. Engel olmaya çalışıyorlar. Ama buradaki durum daha kötü. Şu anda her şeyi terk etmiş, gitmiş durumdalar. Şurada çadırlar var, burada makineler var. Onları da göstereceğiz size. İşte pislikleri ortada. Bu doğayı bozmuyor fakat taş yoluna herhangi bir çalışma yapılmıyor. Gerçekten ilginç bir durum. Kemaliye'nin klasik olayları aslında. Şimdi tünellerin içinde de çekim yapacağım. Oradaki durumlar daha kötü. İşte tünelin etrafında çekilmiş teller falan. Ve yarıda bırakılmış bir iş. Hatta bu iş iptal oldu. Bunlar iptal oldu yani. Bu işten vazgeçtiler. Artık ne yapacaklar herhalde? Beton püskürtme yapacaklar. Yani İlginç durumlar gerçekten. Biz şaşırıyoruz böyle olunca. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin üstünden yaklaşık bir ay geçti. Bu kapsamda kanalımıza herhangi bir içerik üretmedik. Şu anda 3 gündür aralıksız yağan yağmurlardan ötürü taş yolundayız. İleride Navrel kısmından çıkan yol, Dilli Deresi dediğimiz Mevki'de yapılan köprü uçmuş durumda, yol uçmuş durumda, köprü de demeyelim, merkez hatta. Şu anda buradan arabamızı ileride bıraktık, yol kapalı. Buradan bir su geliyor, ben ilk defa buradan su geldiğini görüyorum. Yolun kaderine terk edilmiş olduğunu gördük. İleride şimdi birazdan tünellere doğru gideceğiz, tünellerin içine vaziyette onlara bakacağız. Yani daha girişten yolun çok kötü olduğunu görebiliyoruz. Yaklaşan Kültür Turizm ve Doğa Sporları Şenliği'nde bu yol çok büyük bir öneme sahip aslında. Çünkü ileride bir atlayış noktamız var. O atlayış noktasından seyir yerimiz var. Orada atlayan insanları seyrediyorlar. Ama şu anda yol kullanılmaz halde. 132 yılda tamamlanan yolun bu halde olması aslında bizim için üzücü bir durum. Sadece burayı için geçerli değil. İleride köylerde de bu sıkıntılar yaşandı. Yuva ve Toybelen köyü arasındaki bir menfezde pisliklerden dolayı dolultu oldu ve yolu sel bastı. Belediye ekipleri açtı o yolu.